İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Yine dolar diyeceğiz, Amerika diyeceğiz, Trump diyeceğiz ve ülke içerisindeki gelişmeleri de bir araya getirmek kaydıyla dolar TL'nin içinde bulunduğu son durumu yorumlamaya çalışacağız. Tabii ki Merkez Bankası diyeceğiz bu arada. Evet sevgili arkadaşlar, 2019 yılına dolar TL son derece hızlı bir başlangıç yaptım ve 2019'un ilk işlem gününden itibaren 5.30 aşağısındaki seyrinden kurtulup ayın ikisini üçüne bağlayan gece Japonya'da gerçekleşen olağan dışı hareketlerdeki 5.85-5.83 atağını dikkate almazsak bunun olağanüstü bir koşullar altında gerçekleşmiş bir durum olduğunu kale almak durumuyla mevcut tablonun dolardaki yukarı eğilimin devam etmekte olduğunu ve 2019'un ilk günlerinden itibaren dolarda bir canlılığın var olduğunu görmekteyiz. Hatırlanacağı üzere 2018'in son haftasında sadece bu konuya özel bir video analizim vardı. 2018'in son haftası dolar için son alım fırsatı olabilir şeklinde bir başlığım bulunuyordu. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz genel görüşlerim 2019'la birlikte özellikle seçimlere kadar ki yoğun ve de hem dünya genelinde hem de Türkiye genelinde belirsiz diyebileceğimiz süreçte doların kademeli olarak yukarı eğilim içerisinde olabileceğini her fırsatta söylemekteyim. Her ne kadar Cuma günü Powell'ın açıklamalarıyla dolar TL'de 5.50'nin üzerinde tutunamayarak 5.30'lara doğru bir hızlı bir geri dönüş olmuş olsa dahi gördüğünüz gibi haftaya yine dolar hareketli bir şekilde başladı. Evet, dolardaki hareketliliği ve daha doğrusu 5.50 psikolojik diye adlandırdığımız sınırı şu an şu dakikalar itibariyle de görmekte olduğunuz gibi zorlamamıza neden olan etkenler içerisinde. Öbela basında da oldukça yoğun bir şekilde yer bulduğu üzere Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton'ın Türkiye'den bir nevi kovalanırcasına apar topar gitmek durumunda kalması, Amerika'nın Suriye'deki geri çekilme hususundaki samimiyetsizliği ve de ciddiyetsizliğinin ortaya çıkması sonrasında Türkiye'yi ikna etme noktasında bir takım çabalar içerisine girmesi, hala YPG'yi ve PYD'yi destekleyen bir politika içerisinde olmaları, Türkiye'nin bu konudaki düşüncelerini değiştirmesi gerektiği hususundaki bir takım yaklaşımlar vesaire vesaire bu konunun çok detaylarına girmeyeceğim. Görülüyor ki Amerika'nın Suriye'den çıkması ve de Türkiye'nin Fırat'ın kuzeyine doğru yönelik olarak yapılacak olan harekat ile ilgili olan konuda Türkiye ile Amerika arasında bir uyumsuzluk bulunuyor ve bu durum ortamdaki gerginliğin artmasına sebebiyet verebilecek türden bir mesele. Ve zira bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, John Bolton'la görüşmeyi dahi kabul etmedi, mevkidaşlarımla görüşürsün şeklinde onu bir anlamda refüze etti. Şimdi arkadaşlar, ikinci önemli konum, bildiğiniz gibi seçimlerin yaklaşıyor olmasıyla birlikte hızlanmış olan bir takım tavizler olarak da yorumlayabileceğimiz, teşvik olarak da yorumlayabileceğimiz kamu maliyesini canlandırmak, işte sanayi kesimini, reel kesimi hareketlendirebilmek, bir taraftan da vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıları giderebilmek adına bir takım teşvikler açıklanmakta. İşte önceleri futbol kulüplerinin borçlarının işte yapılandırılacağı ve Ziraat Bankası tarafından yapılandırılacağı haberleri geldi. Bugün işte efendim kredi kartı borçları olan, bundan mağdur olan insanların bütün kredi kartı borçlarının Ziraat Bankası'na devredileceği ve kişilerin sadece ve sadece Ziraat Bankası'na borçlu olmak kaydıyla diğer bankalara olan borçlarını tek bir noktadan ödeme hususunda bir kolaylık sağlanabileceği yönünde bir haber geldi. Diğer taraftan 500 ve daha üzerinde işçi çalıştırmakta olan şirketlere yönelik olarak devletin sağlamış olduğu 3 puanlık SGK teşviğinin 5 puana çıkarıldığına dair bir takım açıklamalar gibi gibi. Arkadaşlar, bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Sadece ve sadece şu konu üzerinde durmak istiyorum. Özellikle ve özellikle seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte bu tarz teşviklerin, bu tarz paketlerin artık hızlı bir şekilde geleceğini, bunlara yenilerinin de eklenebileceğini görmekteyiz. Evet, vatandaşın lehine olan, kamunun lehine olan her şeye amenna, hay hay deriz, alkışlarız ve tebrik ederiz. Ancak bu konunun
Şu an ekonomi anlamında ve bizleri, daha doğrusu dolar TL'yi ilgilendiren yönüyle konuya bakmamız gerekiyor. Mali disiplin ve de bütçe disiplini dediğimiz kavramlar, ekonominin kontrol altında tutulabilmesi, enflasyonun kontrol altında tutulabilmesi adına biliyorsunuz açıklanmış olan, daha önceki ismi OVP olan, şimdiki ismi ise YEP olan bir ekonomik program üzerinde hükümet hareket etmekte. Ve şu anda gündeme gelen konular, gündeme gelen bu teşvikler, bu destekler, destek paketleri vesaire konuları doğal olarak kamunun üzerine bir yük getirecektir. Ve bu yük esas anlamda hazinenin üzerine gelmiş olan bir yük olacaktır. İşte sevgili arkadaşlar, endişe bu noktada başlıyor. Mali disiplinden taviz verilirse, hazinenin üzerindeki yükler artarsa bu durumda zaten iyi durumda olmayan ekonomimiz daha kötü duruma gider mi? Ve ekonomi daha kötü duruma gittikçe de doğal olarak Türk lirasının değerinde daha fazla bir azalma söz konusu olur mu? Bu çok önemli bir endişe olarak gündemde, bugünkü açıklanan paketler sonrasında biraz daha gündemde yerini almış durumda. Bir diğer önemli nokta ise arkadaşlar, biliyorsunuz 16 Ocak tarihinde Merkez Bankası'nın bir toplantısı var. Ve Kasım ardından Aralık ayı enflasyon verilerinin düşük gelmesine mütakip yavaş yavaş bir mırıldanma şeklinde gündeme gelen ama gittikçe de bu ses tonunun birazcık daha yükseldiğine tanık olduğumuz üzere acaba Merkez Bankası bir faiz indirimi yapar mı, yapacak mı soruları gündeme oturmaya başladı. Evet, matematik veyahut da mantık diyor ki Merkez Bankası özellikle şu sıralarda ekonomiyi iyi kötü toparlayabildiğini düşündüğü, enflasyonu dizginleyebildiğini düşündüğü şu günlerde dolar için ciddi şekilde onun hareketlenmesine, yükselmesine veya genel anlamda dolar TL'nin aleyhine olabilecek olan bir karara adım atmaması gerekir. Yani faiz artışı, faiz indirimine gitmek suretiyle bu faiz indirimi sonrasında doların daha da yükselebileceğine yönelik olarak teorem bu şekilde durumu ifade etmekte. Beklentiler ve de mevcut ekonomik tablo bunu net bir şekilde ortaya koymakta. Böyle bir karar almaması gerekiyor diyor ama konu sadece ve sadece bu noktada bitmiyor. Özellikle seçimlerin yaklaştığı şu süreçte bir takım teşviklerin ve de tavizlerin verilmiş olduğu bu süreçte bir faiz indirimi yapılmak suretiyle çok zor durumda olan, ucuz ve kolay krediye erişmekte zorlanmakta olan sanayi kesimini de rahatlatabilmek, onların da bir nefes alabilmesini sağlayabilmek adına bir faiz indirimi imkansız görünmüyor. Tekrar belirtiyorum, şahsi olarak beklediğim, olmasını tasvip edeceğim bir karar değildir ama böyle bir durum gündeme gelebilir. İşte benim de bu şekilde düşünmeme etken olan faktörlerin hepsinin paralelinde genel olarak şu anda yurt içinde ve yurt dışında belli uzmanların veyahut da yatırımcıların aklında Merkez Bankası bir faiz indirimi yapar mı yapmaz mı sorusu var. 16 Ocak'taki toplantısında bu indirimi yapmayabilir. Ardından gelecek olan 2 ay sonraki toplantısına bunu ertelemiş de olabilir ama Merkez Bankası kalkıp da herhangi bir anda, örneğin Ocak ayında bu kararı vermemiş olabilir ama 15 gün sonra olağanüstü bir toplantı yapmak kaydıyla veya hiçbir toplantı yapmadan bile biz şu kararı aldık diyerek de bunu yayınlayabilir. Onun için değerli arkadaşlar, faiz indirimi konusu gündemde olduğu müddetçe ve seçimler sürecine kadar geçecek olan dönemdeki yeni teşviklerin dozajı arttıkça genel anlamda dolar TL üzerindeki baskının da artabileceğini ve buna bağlı olarak da bir kademeli artışın süreceği kanaatindeyim. Bu kademeli artış nereye kadar sürer, nereye kadar devam eder? Bunun cevabını şu andan vermek mümkün değil arkadaşlar. 7 olur, 8 olur, 10 olur vesaire gibi afaki tahminlerde bulunmayı sevmediğimi çok iyi biliyorsunuz. Anı yorumlamak, gelişmeleri yorumlamak ve ardından o gelişmelerin paralelinde oluşacak reaksiyonları dikkate almanın daha mantıklı olduğunu her zaman için vurguluyorum. Evet değerli arkadaşlar, şu anda dolar TL'yi biz 5.50'yi zorlar bir konumda görüyoruz. Diğer taraftan dünya genelinde para birimleriyle ilgili olarak çok olağanüstü bir problem söz konusu değil. Şurada görmüş olduğunuz gibi dolar Japon yeni nezdinde bakacak olursak
Düne kadar güvenli limandan kaçmaya çalış, pardon güvenli liman arayan dolar ve güçlü paralar Japon yeninin değer kazanmasını sağlamıştı. 107,5'ları hatta 107 seviyesinin bile aşağısına, 107,5 seviyesinin bile aşağısına gelmişti ama şu anda kritik eşiği olan 108,3'ün üzerinde bulunuyor. Diğer taraftan Euro dolara baktığımız zaman 1.14'ün aşağısında 1.13'lere kadar yaklaşmıştı ama dolar güçlü para birimleri karşısında değer yitiriyor. 1.14'ün üzerinde yani Euro karşısında da değer yitirir bir görünümü mevcut. Yine dolar endeksine baktığımız zaman ise genel anlamda güçlü para birimlerine karşı zayıf bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Yine Brent petrolde ise 58 dolara yönelik bir atak söz konusu oldu. 2-3 gündür 57-58 dolarlar civarında hareket ediyor. Bunun da anlamı piyasalarda bir şekilde güvensizliğin bir nebze olsun azaldığına dair bir görüntü ifade etmekte. Evet, piyasalardaki güvensizliğin azaldığı noktasına gelince de özellikle Trump'ın son günlerde piyasaları iyileştirebilmek, sakinleştirebilmek ve oraya umut verebilmek adına bir takım tweetleri bulunmakta. Bugün de Trump iki tane tweet attı. Benim en azından dikkatimi çeken iki tane tweeti vardı. Bir tanesi Çin ile olan ticaret savaşlarını sonlandırabilmek adına yapılan görüşmelerin çok iyi gittiğini, müzakerelerin çok iyi sürdüğünü ifade etti. Bir başka tweeti ise faizlerin sıfır seviyesine indiğini hayal ediyor musunuz? Hayal edebiliyor musunuz? Şeklinde bir tweetti. Yani Trump çok net bir şekilde faiz artışlarına karşı olduğunu, hatta faizlerinin indirilmesi gerektiğini ve bunu hayal edin çok daha güzel şeyler olacak mealinden bir takım ifadelerde bulundu ve bu ifadelerin de paralelinde küresel piyasalardaki gerginliğin bir nebze olsun azaldığını, paranın faizlere gitmek yerine veyahut da risk iştahından kaçınmak yerine biraz daha hisse senetleri cephesinde risk alır konuma geldiğini gördük. Bugün bütün dünya endeksleri de yemyeşil bir görüntü içerisindeydi. Şu anda da Amerika yine artı konumuyla 24 bine yaklaşan bir seyir içerisinde. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim tekrar dolar TL konusuna. 5.50'yi zorlayan bir de dolar görünümümüz var. Ve 5.50 durumuyla ilgili olarak 5.50'nin psikolojik bir direnç seviyesi olduğunu sizlerle sürekli olarak paylaşmış olduğum bu grafiğimde de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şurası 5.50 noktasıdır değerli arkadaşlar. Günlük grafiğimizdir. 5.80'e yönelik olarak atağın yaşandığı Japonya ile ilgili olarak bu barı görmektesiniz. Ve bugün 5.50'nin üzerine yönelik olarak 5.51 seviyelerine kadar şuradan görelim. Evet, 5.51-71 seviyesine kadar bir yükselişin yaşandığına tanık olduk. Zaten dünkü pivot verilerimiz de bize bu rakamları vermişti. 5.45-38 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.43 ardından 5.46 ve ardından da 5.52'ye kadar devam edebilecek olan bir hareketliliğin yaşanabileceğini söylemişti. Nitekim 5.52'ye yaklaştık. 5.51-71 seviyesi görülmekte. Şimdi arkadaşlar, şu anki rakamları kapanış rakamları olarak değerlendirecek olur isek eğer, yani ben sizlere gece 24'ten sonra mutlaka kapanış verilerine bağlı olarak yarın için geçerli olacak olan pivot destek ve dirençlerini şu şekilde Twitter adresimden paylaşacağım her akşam olduğu gibi. Şu anki manzara bize diyor ki 5.47-37 yani 5.47 seviyesi önemli bir destek konumuna gelir ise eğer, yani bu seviyenin üzerinde kalmaya devam eden bir görüntü yaşanır ise 5.50 direnci de aşılabilir. 5.56, bunun ardından 5.60, bunun ardından da 5.70'e doğru bir hareketlilik yaşanabilir. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum ki, verilen destekler ve dirençler hemen 2 saat sonra gerçekleşecek veya 2 gün içerisinde bu desteklere veya dirençlere ulaşılacaktır diye bir anlam çıkarılması son derece ve son derece yanlıştır. Bunlar o enstrümanın önündeki virajlardır. Bu viraja hangi hızla gireceği veya hangi sürede yaklaşım gösterebileceğini net olarak bilmek mümkün değil. Bu faktörü o gün veya o saatler içerisindeki bir takım siyasi açıklamalar, ekonomik veriler, şunlar bunlar belirleyecektir. Bu veriler veya bu açıklamalar paralelinde bir hızlanma yukarı yönde veya aşağı yönde gerçekleşebilir. Eğer siz bir trend takip ediyorsanız, yani şu anki ana görüntü yükseliştir veya ana görüntü düşüş eğilimindedir şeklinde bir trend takip ediyorsanız veyahut da şu an dolar TL'nin 5.30 üzerindeki seyrini bir yükseliş trendi olarak algılıyorsanız, bu durumda
Önünüzdeki destekleri ve dirençleri çok net bilmelisiniz. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta 5.47 seviyesi önemli bir direnç noktası idi. Bugün bu direncin üzerine çıkıldı. Üzerine çıkılmış olan bir direnç artık destek konumuna geliyor. Bunun aşağısına gelinmiyorsa artık bir sonraki dirence doğru, yani yönün bir sonraki direnç olabileceği düşünülecektir. Özetle yarın için 5.47'nin aşağısına gelmemek koşul ve şartıyla, burada tutunmak koşul ve şartıyla 5.55-5.56'ya doğru bir hareketlenme mümkün olabilir. Ha, bunun da ötesinde bu hareketlilik hız kazanacak olur ise, 5.55 aşılacak olursa, bu kez nereye kadar yükselebilir sorusunun cevabını ise bize 5.60 seviyesi vermektedir. Arkadaşlar, bu günlük kısa vadeli, yani gün bazında değerlendirilebilecek olan bir grafiktir. Bir de genel olarak haftalık bazda bakalım. Biraz daha kısa orta vadeli gibi bir değerlendirme yapalım. Evet, bu haftaya başlarken 5.44 seviyesinin bir pivot seviyesi olduğunu sistem hesaplamış ve 5.44 seviyesi aşılır ise eğer, bu durumda yükselişin 5.61 seviyesine kadar devam edebileceğini, yani böyle bir ihtimalin gündemde olabileceğini ortaya çıkarmış. Nitekim 5.44'ün ötesinde günlük grafiklere baktığımız zaman 5.47'yi görüyorduk. Bugün orayı aştık diyelim ve önümüzde 5.50 psikolojik direncimiz bulunmakta. Eğer ki yarın 5.50'nin üzerinde bir hareketlilik olursa, 5.50 direncinin en az 2 saat, 3 saat boyunca üzerinde kalan bir dolar seyrine tanık olur isek, bu durumda 5.50 direncinin aşıldığı ve bu psikolojik direncin aşılmasıyla birlikte hareketliliğin biraz daha ivme kazanabileceğini dikkate alabiliriz. Bunlar illaki olacaktır demiyorum. Ancak olabilme ihtimalleri, biliyorsunuz, son günlerde sürekli olarak üzerinde durduğum üzere şu veya bu sebep önemli değil arkadaşlar. Önemli olan şu anki dolar TL'nin kırılganlığıdır. Alınmaya çalışılan tedbirlere yükselişin engellenmesi veya kontrol altında tutulması adına gösterilen bütün gayretlere rağmen yine de dolar TL'deki hareketliliği bir şekilde izliyorsunuz. Evet arkadaşlar, tedbir demişken Merkez Bankası'nın yapmış olduğu short pozisyonlar konusuna giriyorum. Evet, bugün itibariyle Merkez Bankası 27.572 adet daha short pozisyon açmıştı Ocak ayında, Ocak ayı kontratlarında. Ortalama maliyetinin ise 5.48'ler civarında olduğunu görmekteyim. Hemen ardından bu tablomu kapatıyorum. Şubat vade itibariyle Merkez Bankası ne yapmıştır? Buna bakalım arkadaşlar. Şubat vade itibariyle de Merkez Bankası bugün, yani 8 Ocak tarihi itibariyle 37.840.000 kontrat civarında short pozisyon açmış durumda. Ve en son Nisan vadeye bakalım. Nisan vade itibariyle de değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın 78.000-79.000 kontrat civarında pozisyon açtığını görüyoruz. Daha önceki analizlerimde de sizlerin dikkatine sunmuştum. Merkez Bankası Nisan vadede diğer vadelere oranla biraz daha yüksek miktarda pozisyon açıyor ve bu tavrı acaba Mart seçimleri sonrasında Nisan ayında elini güçlendirebilmek, elindeki pozisyon miktarını artırabilmek amacını mı taşıyor? Bunu net olarak bilmek mümkün değil ama özellikle seçimler sonrasındaki Nisan vadeli kontratlarda daha yüksek oranda, ki daha sığ bir piyasa olmasına rağmen Nisan vadeli kontratların geçtiği ortam, daha yüksek kontrat sayısına ulaşması dikkat çekici durumda. Şimdi arkadaşlar, konunun esas önemli olan noktasına geliyorum. Merkez Bankası düne kadar yapmış olduğu işlemlerinde, yani Kasım ve de Aralık vadeli işlemlerinde sürekli olarak maliyetleri çok yukarıdaydı. Cari fiyatlar oldukça aşağı düşmüştü ve nitekim fiili kapatmaya gitmedi. Vade sonlarında çok ciddi avantajlar elde edebilecek, ciddi karlar elde edebilecek seviyelerden pozisyonlarının kapanmasını sağladı. Hiç maliyetinin üzerine çıkan bir tablo söz konusu değildi. Ama şimdi bugünden itibaren, ki bu konunun üzerine evvelsi günde özellikle durmuştum, Merkez Bankası'nın elindeki pozisyon maliyetleri piyasa fiyatlarıyla örtüşmeyecek bir duruma geldiği zaman, hani tabiri caizse terste kalır bir duruma geldiği zaman ne yapacağı çok daha önem kazanacaktır. Yani
bile bile zararda, zararlı bir konuma geçmesine rağmen pozisyon açmaya devam edecek midir? Bu mücadeleyi devam ettirecek midir? Yoksa bir noktadan sonra artık piyasayı short işlemleriyle dizginleyemeyeceğini anlamak suretiyle belki de zarar etmemek adına elindeki pozisyonları vadenin sonu gelmeden kapatmayı mı düşünecektir? Eğer kapatmayı düşünecek olursa vade sonu gelmeden kapatabilmesi için alım yapması gerekir. Bu doların tamamıyla ve tamamıyla yükselişi anlamına gelecek olan, yükselişine sebep olacak faktörlerden birisi olarak değerlendirilebilecektir. Bu nedenle arkadaşlar Merkez Bankası'nın özellikle doların 5.50 civarlarında gezindiği, bu psikolojik eşikte bulunduğu bu günlerde ne yapıp yapmadığını çok yakından bilmek gerekiyor. Evet, Ocak vadeli kontratlara baktığımız zaman arkadaşlar Merkez Bankası'nın totalde kümülatif olarak elinde 333.400 kontrat bulunmakta ve maliyeti 5.48. Arkadaşlar bugün Ocak ayı kontratlarının hangi uzlaşma fiyatıyla kapandığına bir bakacak olursak şunu görmekteyiz arkadaşlar, şu rakamı görmekteyiz. 333.000 toplam kontrat sayısı var ve uzlaşma fiyatı 5.53. Arkadaşlar 5.53 ama Merkez Bankası'nın maliyeti 5.48. Yani Merkez Bankası bugün bu dakika kapatmak durumunda olsa gördüğünüz gibi 5 birimlik yukarı bir hareket söz konusu. 5.48 ve 5.53 rakamları da görmekteyiz. Yani Merkez Bankası bugün itibariyle terste kalmıştır. Eğer Merkez Bankası yarın itibariyle hala fiyatlar bu seviyede devam edecek olursa bu aradaki negatif farkı kapatmak durumundadır. Yani teminat tamamlamak durumundadır veyahut da pozisyon kapatmak durumunda kalacaktır. Şimdi arkadaşlar bu Ocak vadenin tablosuydu. Gelelim Şubat vadenin durumunun ne olduğuna. Merkez Bankası'nın Şubat vade itibariyle elindeki miktarı 417.000 kontrat ve ortalama maliyetini ise 5.59 olarak görmekteyiz. 5.59 bugün Şubat vadenin hangi uzlaşma fiyatıyla kapanmış olduğuna bakalım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu endeks 30'a ait bir değerdi. Hemen şuradan size Şubat vadenin tablosunu getirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, Şubat vadenin bugünkü uzlaşma fiyatı ise 5.61. Merkez Bankası'nın Şubat vadedeki maliyeti nedir? 5.59. Gördüğünüz gibi şu anki cari rakam, son uzlaşma fiyatı 5.61 olmasına rağmen Merkez Bankası'nın elindeki maliyeti 5.59. Yarın itibariyle Merkez Bankası Şubat vade içinde teminat tamamlamak durumunda kalacaktır. Eğer hesapta yeterli teminatı bulunmuyorsa, tabii ki yeterli fazla miktarda parası bulunuyorsa BIOP hesabında, o hesaplaşma, o muhasebeleşme kendiliğinden gerçekleşecektir. Onda bir sorun yok ama onun haricinde teminat çağrısıyla karşı karşıya kalabilecektir. Gelelim arkadaşlar Nisan vadedeki durumun ne olduğuna. Nisan vade itibariyle de bir taraftan uzlaşma fiyatını tespit etmeye çalışıyorum. Evet, Nisan vadedeki tablo, az önce sizlerin dikkatini çekmiş olduğum gibi Nisan vadede daha fazla kontrat açtığını görüyorum ve neredeyse pozisyonların %100'üne sahip durumda. Neredeyse %100'üne sahip durumda ve Merkez Bankası 276.000 kontrat short pozisyona sahip, ortalama maliyetinin ise 5.72 olduğunu görmekteyiz. Uzlaşma fiyatları olarak, bugünün son kapanış fiyatları olarak baktığımız zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi 5.77 seviyesini görüyoruz ki Merkez Bankası tüm vadelerde bugün itibariyle maliyetlerinin dışına çıkılmış bir tablo ile karşı karşıya bulunmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL için söylenecekler bunlardan ibaret. 5.50 seviyesini dikkatle takip etmek gerekiyor. 5.40-5.42 bölgesi artık çok önemli bir destek haline gelmiştir. Kısa vade için günlük işlemler bakımından 5.46-5.47 bölgesinin destek konumunda olması, bu seviyenin aşağısına gelinmemesi durumunda 5.50 aşılarak 5.50'nin üzerine yerleşmek isteyen ve artık 5.63 ve bunun da aşılması durumunda 5.70-5.80 bölgesini önüne bir hedef olarak koyan bir dolar TL tablosuyla veya bir dolar TL trendi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bir kez daha söylemem icap ediyorsa arkadaşlar,
hiçbir şekilde dolar TL'deki bu hareketliliğin veya da bu kımıldamanın veya bu canlı görüntünün geçmiş günlerde yaşadığımız gibi 3 günde 5 günde 6'lara 7'lere 8'lere gideceğine yönelik bir heves, bir düşünce, bir umut içerisinde iseniz çok büyük ihtimalle yanılacaksınız. O günlerin koşul ve şartları çok başkaydı. Yine o günlerin benzeri çok olağanüstü bir kriz çıkarsa evet aynı şeyler yine söz konusu olabilir. Merkez Bankası short da yapsa, onu da yapsa, bunu da yapsa tabii ki dış güçlerin uygulayacakları çok güçlü baskılar bu kadar kırılgan olan bir para birimini maalesef ve maalesef ki çok farklı boyutlara getirebilmekte, ciddi şekilde değersizleştirebilmekte. Ancak bunlar ne zaman ortaya çıkabilir bilinmeyen sürprizlerdir. Bu sürprizlere bel dayayarak da herhangi bir yatırım yapılmaz. Akılcı olan, mantıklı olan anı, günü ve o günün koşullarını, o günün konjonktürünü dikkate almak, o günler için geçerli olan destekleri ve o günler için geçerli olan dirençleri bilerek işlem yapmaktır. Zorlanmalar söz konusu oluyorsa belli dirençlerde gerekirse satış yapmak, akabinde geri çekilmelerdeki tepkilerin oluştuğu destek bölgelerinden geri alımlar yapmak bütün yatırım araçları için uygulanmakta olan bir stratejidir. Sadece ve sadece şu noktaya gitsin beklentisiyle çok çok uzun zamanlar beklenmek durumunda kalınabilir. Önemli fırsatlardan da kaçırılmış, önemli fırsatlar da kaçırılmış olabilir. Evet değerli arkadaşlarım, şu hususu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Twitter adresimde gün içerisinde zaman zaman anlık yorumlarda veya seans içi değerlendirmelerde bulunabiliyorum. Özellikle öğleden sonraki saatlerin birazcık daha rahat ve uygun olduğu için bu saatlerde gün içerisinde dolar TL'deki anlık hareketlilikleri yani birkaç kuruşluk 5-10 kuruşluk hareketlilikleri dikkate alarak belli küçük kademelerde işlem yapmakta olan özellikle Forex alanında veya Viop alanında işlem yapanlar için 1 saatlik, 2 saatlik, bazen 4 saatlik teknik görünümleri bu süreçler, bu periyotlar içerisinde dikkate alınabilecek olan destek ve direnç noktalarını da gün içerisinde zaman zaman paylaşmaktayım. Bu nedenle eğer bu tür konularla ilgilenmekteyseniz, anlık ve seans içi gelişmeleri izlemek arzusundaysanız Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Twitter adresim @HanukCanberk'tir. Bunun dışında mevcut yorum analizlerden eğer hoşnutsanız abone olmanızı rica ediyorum. Biliyorsunuz YouTube aboneliği kesinlikle ücretli olan bir uygulama değildir. Size sadece konulan çalışmalardan ve analizlerden anında haberdar olmanıza imkan verecektir. Teşekkürler, saygılar, hoşça kalın efendim.